tam böyle mutlu olacağım. O yalan geliyor aklıma. O yalan var ya böyle bölümden bölümden dökülüyor. Acı acı. Nasıl ağrıyor biliyor musun? Nasıl canım acıyor biliyor musun? Böyle sanki böbrek taşı düşürüyormuş gibi, bildin mi onu? CD'yi yok ettik. Peki sonra ne olacak? Sonra ne yapacağım? CD? Deniz. Geldim. Kıza bak, güzel bir arabaya bak. Sönmüş bir volkan gibiyim, kırdım alevim anneye. İçimdeki ateşi yak, savrulayım yüklere. Biraz kül, biraz duman alıp sevişeyim sevgilime. Niye buradan aldım ki seni? Evden alsaydım keşke. Niye buradan aldın? Çünkü şimdi... yürüyüş yapmak istedim ya. Ben biraz yürüyeyim dedim. Çünkü her şey çok çabuk oldu ve biraz düşünmek istedim. Yani ne yapacağız? Demek öyle. Senin ne yapacağımızı düşünmene gerek yok canım. Ben bizim için fazlasıyla düşünüyorum. Hatta ilk yolculuğumuzu nereye yapacağımızı da çoktan düşündüm biliyor musun? Bil bakalım nereye gidiyoruz. Muğla. Muğla mı? Muğla? Evet. Muğla olmaz. Ailenle tanışmaya gideceğiz Deniz. Niye olmaz? İtiraz kabul etmiyorum. Mazeret yok. Gerekirse uçak biletlerini alacağım. Bu akşam atlayıp gideceğiz. Bitmedi Çilem, bitmedi. Gerçekten bitmedi. Başlıyoruz yine yalanlara, başlayalım. Gerekirse o bilet alınır. Gerekirse o uçağa da atlanır, gidilir. Ama gerekmiyor yani çünkü... çünkü... Muğla'da değiller. Muğla'da değiller mi? İstanbul'dalar. İstanbul'dalar tabii, evet doğru, İstanbul'dalar. İstanbul'dalar. Niye bana söylemiyorsun İstanbul'da olduklarını? Neredelerse oraya gidelim. Şimdi benim de geç haberim oldu. Bir akraba var bizim burada. Onun yanına gelmişler ziyarete, aile ziyareti. Uzaktan bir akraba. Hani Muğla'dan İstanbul'a geldiler. Uzak bir akraba. Nerede oturuyor bu uzak akraban? Onlara gidelim. Adresi biliyorsan direkt gidelim. İşte adres İstanbul. Ben bir konuşayım, arayayım. Çünkü haber vermeden olmaz. Şimdi akraba, uzak bir akraba ayıp olur. Doğru. Ayıp olur. O zaman sen hemen ara sizinkileri. Akşama yemek yiyeceğimizi söyle. Hı hı. Hemen Deniz. Beklemeden hemen ara. Kimi arayayım? Annemi. Artık kimi uygun görürsen onu ara. Annemi arayayım o zaman, değil mi? Babanı ara, anneni ara. Haber ver de. Ya annemi de arayayım. Efendim anneciğim. Anneciğim. Canım anneciğim, şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Hazır ol. Yiğit yanımda ve seninle tanışmak istiyor, yani aileyle. Ay nasıl şaşırdı. Sesin duyuluyor anne dışarıdan. Yiğit de senin gibi şaşırdı. Çok sevindi İstanbul'da olmamıza. Akşamı söyle yemeği. Diyor ki Yiğit, yani diyor, akşam diyor bir an önce diyor tanışmak istiyorum, akşam yemek yiyelim diyor. Ay eyim ayıp. Ay kızım biz bunun böyle olacağını biliyorduk da bu kadar erken beklemiyorduk. Ay bak görüyor musun? Ay ne yapacağız biz, böyle hazırlıksız yakalandık kızım. Biliyorum anneciğim, biliyorum. Vallahi ben de çok sevindim. Çabuk karar verirseniz biz de beklememiş oluruz. Ay bir dakika dur. Bak biz şöyle yapalım. Sen şimdi her şeyi bırak, atla gel. Birlikte bir çağrı bakalım kızım. Ben nereden bileyim şimdi ne yapacağız? Aynen öyle yapalım. Ben de öyle düşündüm anneciğim. Çok güzel olur. Gerçekten bunu... Tamam, merak etme sen. Çok öpüyorum. Bay bay. Ne dedi anne? Tamam dedi ama ben bir an önce annemin yanına gitmeliyim. Çünkü şok geçirdi. Böyle bir şey beklemediği için
Şu an şok vaziyette. Böyle telefonla kalmıştır evde. O benim hemen yanına gidip biraz konuşmam lazım. Sakinleşsin. Öyle mi? Demek sakinleştireceksin. Güzel. Tamam. O zaman sen bugün işi dert etme. Benden izinlisin. Ama benim gitmem lazım biliyorsun. O yüzden sen şuradan bir yerden taksiye binersin. Gider annenle babanı sakinleştirir. Akşam yemeğe getirirsin. Tamam, ben uygun bir yerde ineyim o zaman. Görüşürüz. Ben ölmüşüm, ağlayanım yok ya. Gerçekten ağlayanım yok ya. Taksi! Ah Deniz, ah! Yani bana kız anası olma hakkımı İrem'de kullandırdın. Ay şimdi benim kızım evlenecek. Şöyle güzel mürüvvetini göreceğim. Ama damadımla mutlu mesut oturamıyorum. Aferin sana. Anneciğim, böyle giderse damadın da olmayacak. Niye biliyor musun? Çünkü akşama kadar bulamam. Akşama kadar Ege'li bir aile bulunmaz yani. Akşama kadar Ege'li bir aile bulunmayacağına göre sen o damadı unut. Annen bulacak. Bak göreceksin. Annen bulacak. Ha, gökten bir Ege'li aile düşsün. Biz erelim muradımıza. Onlar da oynasın çökertme. Ne oluyor anne Allah aşkına ya? Yani neyi buldun ya? Neyi bulacağız? Daha ne olacak? Ben gerçekten bıktım bu yalanlardan ya. Yeter ya. Aa. Deniz. Alo. Uyan uyan. Kızım bak deli divane aşık oldun. Böyle kendini arkasından paraladığın adam sana kalkmış evlenme teklif etmiş. Sen de böyle duruyorsun. Böyle izliyorsun otobüsü izler gibi. Kızım gidiyor otobüs gidiyor. Tut. Yakala şu otobüsü yakala. Ben durağımda mutluyum. Ben duruyorum ya. Durak insanıyım ben. Kalbimin akbili boşaldı be. Yeter ya. Aferin. Öyle otur sen burada. Ne buldun ya? Kızım aileni buldum, ailemi. Ay bak dinleşim. Bizim hani eski evimizdeki karşı komşumuz yok mu ha? Melahat teyzen hani böyle... Dur bir dakika karşı. Ha bu konuşurken suratıma tüküren. Ha işte o. Onun damadının halasının kızı var Melis. Et beni var şurasına, et beni ona. Ha, onun eltisinin yengesinin küçük kızı var. Derya. Çikin Derya. Tek kaş. Aferin kız, sen nereden biliyorsun Derya? O işte. O şimdi bir kast ajansında çalışıyormuş. Sigortası var mı? Hı? Haklarını koruyor mu? Konuştun mu? Kızım bırak şimdi başkasının hakkını. Önce biz kendi hakkımızı arayalım bulalım değil mi? Diyorum ki ona gideceğiz ve biz senin bu işini çözeceğiz. Ben kızımın mürüvvetini ne olursa olsun göreceğim. Mutlaka göreceğim. Anne böyle böyle gelme üstüme. Böyle böyle yapa yapa daralıyorum. Beni yastığımla burada yalnız bırak lütfen. Kalk gidiyoruz, ona gidiyoruz. Kızım. Sen nereye gidiyorsun anne? Ellerini böyle yapa yapa beni bir macera sürükleme ya. Ay Deniz bir kere benim izinle. Kalk kalk. Ya anneciğim kalk, ne oldu dedim ya? Size nasıl bir şey lazımdı tam olarak? Şimdi Derya'cığım, böyle tiyatro gibi ya da kamera şakası gibi... ...ama tabii kamera falan olmayacak. Yani bize böyle Ege şivesi yapabilen... ...Deniz kızımın da böyle annesini babasını oynayabilecek iki oyuncu lazım. Bir düşünelim. Hiç düşünmeyin, gerçekten hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Anneciğim gidelim. Deniz'ciğim. Canım, bana Levent Bey ile Gülseren Hanım'ı gönderebilir misin? Ya bak görüyor musun? Böyle parmağını şıklat buluverdi vallahi. İnan çok büyük sevaba giriyorsun. Şansımıza başka bir iş için gelmişlerdi. Kızım bak ne kadar şanslıyız. Tabii tabii çok şanslıyız. Kızım. Yapımcılarımız herhalde değil mi? Merhaba. Levent ben. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Uzun metraj değil mi? İçimde öyle bir his var çünkü benim. Çok uzun değil. Yani kısa da değil. Umarım ki çok uzamaz. Fakat şu an projenin olup olmayacağı tam olarak belli değil değil mi? O yüzden... Ege'li bir anne baba olacaksınız. Deniz Hanım'ın ailesi. Hmm. Ege'li. Çok şanslısınız. Benim dedeme geli. Bak ne şanslıyız demiştim. Geçen gün karnım acıktı verdi. Annem benim önüme yemekli gotu verdi. Domatı, balcanı, incir böyle bir koyu verdi. Sonra benim bacım gelmez mi? O da imdenmiş.
Benden de bugünlük bu kadar. Oldu mu? Ay harika vallahi, görüyor musun? Evet, ben tam olarak anlayamadım ama... Deniz Hanım, oynamayı da biliriz biz. Gerçekten oynamayı da biliriz. Evet. Efelerin efesi, haydi buralar! Pararam, dananam, dananam, dayday, hayda! Ay vallahi bravo! Ay görüyor musun? Yani Levent Bey'in hem sözü hem dansı 10 numara. Bravo. Evet, fakat... Yani şöyle bir bakıyorum da, biz bir benzemiyoruz. Çok sıcak bir kasta olmayacak, benzemiyoruz. Uyum yok yani. Bence benziyoruz ya. Hı? Bak bakayım. Bence... Ya sorun değil, ben makyajla onu benzetirim. Tabii, makyajı da kendim yapabiliyorum ayrıca. Ekranda sahte duruyor makyaj. Ben tercih etmiyorum anneciğim. Güzelin Hanım, siz de şive yapabiliyorsunuz değil mi? Bana bak abla, sen beni ne sanıyorsun yoksa beni beğenmiyorsun? Ne oldu ki şimdi bu? Güzel güzel, karışık herhalde. Ama olmaz işte, olmaz anneciğim. Şu anda olmaz, olmaz. Ya olur değil mi? Olur, olur. İsot yani, güzel olur. Yani olur değil mi? Levent Bey de yardımcı olur. Olur yani. Olur. Kızım. Anne. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.